Evet, bunu çıkarın ya. Trust me. Trust me. Oğlum o trust, trans mi diyor? Trans, ben diyor transım. Evlenme teklif edeceksin. Yanındaki hanımefendiye... O bana etsin. Allah Allah. In English. How can you? How long have we been together? 15 years. What? Hamile misin kız? Doğru söyle. Boşuna o kadar alkışladınız çünkü daha açılış konuşmasını yapmadım. Sen keşke enerjinizi oraya saklasaydınız. Sonra kolum ağrıdı diye benden ekstra para istiyorsunuz. Şu bölüm komple kast arkadaşlar şöyle. İngilizce bilmeyenleri İngilizce konuşturan program For Example'a hoş geldiniz. Karşını çek ya. Bunu çıkarın. Evet. Bunu çıkarın ya. Ben böyle yapamam ki. Evet. Arkadaşlar. Kulağımda çok ses var ya. Biraz fazla cızırtı var. Baba. Babam yönetiyor da. Kulisten bakıyorum storylere. Bakın. Ben 5 yıldır sahneye çıkıyorum. 5 yıldır benim doğru düzgün story'mi atan bir tane insan yok. Şu tabelayı yaptırdık. 4500 lira artık ADV. En az 50 tane insan story attı. Şunun kadar kıymetim yok biliyor musunuz? Ya bir Allah'ın... Bak bir şov yapacağız. Göreceksiniz, 2 kişi beni paylaşmayacak. Ben iniyorum, araya çıkıyorum, böyle yapıyorlar. Yani acaba bunun pahalı bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ki gerçekten pahalı. Bunların 4'ü de birbirine benziyor. Bir arkaya baksanız, şunlar çekin. Hey, kardeş misiniz siz? Kuzen misiniz? Kardeşiz. 400. Hayır, 400 değiliz. Şöyle en büyüğümüz. Bir hepiniz gülsenize. 400. Gülsene. Gerçekten ya, ne kadar enteresan. Başka kardeşiniz var mı? Bir tane daha var. Kız mı? O İzmir'de, evet. O da kız. Kız. Babanız peki? Ya akli dengesi yerinde mi? Acayip bir şey. Bende bir tane var. Çok zor. Size hemen formatı anlatıyorum arkadaşlar. For example, şu anda geldiğiniz talk show'un adı tamamen Türkçe bir formatta. Merak etmeyin, İngilizce konuşmayacağız. Bazı kişilerim sahneye davet edeceğim ve bazı temalarımız olacak. İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Rahat olun. Ben bir noktada bir butonum var. Bu butona basıyorum. Butona bastığım zaman let's continue in English demek oluyor. Mizansendeki kişiler Türkçe oynadıkları oyuna İngilizce devam etmek zorundalar. Aslında zorunda olmaya gerek yok. Ben zaten yöneteceğim. Donumuz burada kalmıştı. Merak etmedin mi? Yani bunu burada unutmuşum. Az kullanıldı. Bir kere giydim az önce, yani siz gelmeden önce. Dedi ki bana reji, bir dedi ödül mekanizması olsun. Bunu en iyi oynayan arkadaşa vereceğim. Sonra kendisi bununla bir hatıra fotoğrafı çekip bize gönderir. Evet, şimdi çok tatlı canım arkadaşım, bayılacaksınız. Zaten çoğunuz tanıyorsunuz. Evrencan Gündüz'ü davet ediyorum kendisini sahneye. Evet. Biri vardı, gözleri pırıl pırıl bakan. Biri vardı, saçları kıvır kıvır dolanan. İki vardı. Hoş geldin kardeşim. Merhaba. Evet. Merhaba. Gitarın kalsın mı orada? Kalsın. Merhaba. Gel lütfen. Tabii lütfen. Ya ne kadar uzun boyun ya. Oh be. Evrencan'ı tanıyanlar onun bu kadar uzun olduğunu biliyorlar mıydı? Evet. Biliyordunuz, benden de uzun. Arkadaşlar, benim elimde bir kağıt var. Bu kağıtta temalarımız yazıyor. Buradan bakıp bir şey yapmıyorum. Yanlış anlamayın.
biliyorum ben, okudum. Yani kısaca bahsetmeye çalıştık, sana bir brief yaptık. Hoş geldin. Ya ben böyle övmeyi falan çok, ya biraz daha ofansif bir adamım. Çok böyle övmüyorsam niye, sanki sevmiyormuşum gibi düşünme. Yo öyle biliyorsun, bir şey düşünmüyorum. Beni de tanıyorsun, kendini de tanıyorsun. Evet ben... Seni tanıyoruz. Ay olmadı, hiçbir şekilde çıkmıyor. Ama bizim güzel bir... Seni tanıyorum diyecektim ama işte. Yalnız şurada şöyle bir olay yaptığımı düşünsene Evren. Evren'i tanıyanları görebilir miyiz arkadaşlar? Ben de el kaldırıyorum şimdi ama. Gerçekten böyle sizi tembihlemişim gibi. Kaldırmayın. Taner Çağlı'yı tanıyan var mı aranızda? Ya sus diyorum, para verdim zannedecekler ya. Allah Allah. Şunları gerçekten dikkate alma. Gerçek bana da, gülmüyorlar. Bana da para verdin zaten. Hiçbir şey değil ama şuna verdiğim para var ya. Bak, hala ödediğim faturayı biliyorum. Şimdi ünlü olmadığın zaman sponsor alamıyorsun abi. Sen o yollardan geçmişsindir benden önce. Evet, geçtim. Ya bu arada kaç yaşındasın? Bir dakika. Sence kaç yaşındadır? 30. Ya. Gördün mü? Bana bir de içeride. Bana böyle yaptı. Aa dedi ya. Sen dedi kaç yaşındasın? 34 dedim. Meğer kendisi 24 yaşındaymış. 24 değil yalnız. Kaç? 25. Lütfen. Gerçekten 25 misin şu an? Evet. Abi. Çok üzücü bir şekilde Şubat'ta 26. Kaç yıldır müzik yapıyorsun? Ne bileyim ya abi, kaç yıldır İngilizce konuşuyorsun? Abi ben şöyle, beni 12 yaşımda Fethiye'ye gönderdiler bir teknede çalışmak için. Ben işte o dönemden beri konuşuyorum. Anladım. Ben ilkokuldan beri müzikle ilgiliyim yani. Koroda başladım ilk, ondan sonra... Yetmiyor ama ben de koroda başladım, kaldı. Sonra ben, sende bir benim şey senden farkım şu oldu. Bir çocuk piyano çalıyordu, anne ben de bu çocuk gibi çalmak istiyorum dedim. Orada ders almaya başladım herhalde. O zaman o şekilde bir kapı açıldı. Biz de annemize dedik. Anne biri piyano çalıyor. Bana dedi evladım kayık var dedi. Çalışır mısın? Güzel oldu ama ya. Piyano çalabiliyorsun değil mi? Çalıyorum çok şükür bir şekil hala. Bir dakika, eğitimini bir şeyin aldın mı sen? Ya bir tek piyanonun eğitimini aldım. Onun dışında hiçbir şeyin eğitimini almadım. Ha ama her şeyin babasını almışsın zaten işte. Baba da zaten. Doğru. Babayı da almış. Yani babadan gelmiş zaten. Babadan, zaten hep babadan geliyor. Annenin müzikle bir alakası var mı? Anneden hiçbir şey gelmedi. Evet. Beni bir tek babam yaptı. Evrencan'ın babasını tanıyan var mı? Baban çok teşvik ediyor muydu? Tabii ki canım. Annem de aynı şekilde. Bütün ailem. Ne istiyorsun ona olur derdi. Çok kısa mesela çocuğu olan çok kişi var. Benim kitlem çünkü aşırı yaşlı, anlıyor musun? Ve inan burada torunu olan da vardır kesin. Var mı torunu olan? Aa bak yaş ortalamam düşmüş. Var mı Evrencan dinleyici kitlesi bu mu? Evrencan. Şimdi üzerime kedi düşecek. Evet. Siz misiniz kitlesi onun? Evet kesinlikle. Neresindeki kitlesisiniz onun? Şurada liver. Liver'da burası liver. Değil değil mi? Doğru mu yaptın? Onu bana hiç sorma, iğrenç durum. Asımcan Gündüz'ü anlatırdı babam bana hep. Babam da gitarist. Ama öyle gitarist gibi oturuyor şu an biliyor musun? Fular mı o? Yok maske. Bak adam o kadar asil ki maskesi fular gibi duruyor. Evet. Babam da gitarist, ben de konservatuvarda klasik gitar bölümünde okuyorum. Dolayısıyla Asımcan Gündüz'ü ve Evrencan Gündüz'ü bayılıyorum. Ya, çok güzel ya. Aynı buraya gelip mi? Böyle hani övmek çok da minnoş şeyler ya. Evet, burada... Senin yapamadığın. Yapamıyorum. Aynen. Abi ben de böyle bir içten içe böyle bu müzisyenlere karşı bir şey var. Bir de her ortamda siz domine ediyorsunuz ya gitarınızla. Şu gitarı çıkarsan beni konuşturmazlar biliyor musun? Bu başlar oradan ne olur Akdeniz akşamlarını söylesin bir kere falan diye. Kim ya o? Kim onu? Nerede? Akdeniz akşamlarını. Şurada Gebze'den gelen bir çift var onlar mesela. Arkadaşlar bildiğiniz gibi temalarımız var. Bugün ilk temamız çok eğlenceli. Benimle ulan hangi temayı verirsen ver oynayacağım diyen bir erkek istiyorum. Evet. Erkek 3R. Evet. Buyurun sizi alalım. İsminiz ne? Erdem Polat. Erdem. Evet. Evet Erdem. Merhaba. Birazdan yanını boş bırakmıyorum. Şimdi bir de kadın istiyorum. Kadının. Evet. Dört kardeş. Sizden en küçük kimse onu alacağım. Söyleyin. Kim en küçük? Gel. Evet. Arkadaşlar size tema veriyorum. Evlenme teklif edeceksin. Yanındaki
Hanımefendiye, ismin neydi? Hatice. Hatice. Sen de Erdem. Mikrofon lütfen her zaman ağzınıza yakın olsun. Tamamdır. Tamam. Biliyorsunuz sesi oradan alıyoruz. Evet. Sen evlenme teklif ediyorsun Erdem ve Hatice reddedecek. Ama reddetmeyecek de yokuşa sürecek. Nasıl? Yokuşa sürmek ne demek abi? Yani yokuşa sürmek derken aslında reddedecek. Tamam, aynı şey ya. Ama bir parça, yani böyle tamamen değil. Türkçe başlayabilir misin? Bir evlilik teklifi etseydin, yani nasıl başlayıp nasıl bitirirdin? Ben bunu hayal etmiştim. Dejavu oldu. Daha önce yaşadın, evlendin mi? Yok, Allah korusun. Sen Hatice? Yok. Tamam, çok güzel. Sizin için de güzel bir prova olacağım. Açalım mı? Tabii. Rahat ol. Ben sana, Evrencan da tecrübeli bir abi. O da sana şey yapacak. Arada yardımcı olacak. Film müziğini ben yapacağım. Bak, hadi bir bakalım. Şey söyleyeyim mi? Herkese nasip olmaz. Böyle bir forma, her zaman bunu beklemeyin. Bu tamamen Evrencan'ın kıyağı. Seni sev. Aa, güzel oldu lan, ben bile teklif ederim ha. Ya o kadar insanı bir anda moda sokuyor ki. Dur, akort edeyim de moda gireceğim. Abi ne güzel, bir gitarın var. Ne tipin olmasına gerek var. Ne özel bir yeteneğe gerek var. Gerçekten ya. Ben burada... Çorap? Bir dakika, bir dakika. Ulan bir patik, çorap değil ki bu. Çorap. Patik, yes. That's a patik. Bu şey mi? Ama bu... Öyle bir yamuldu ağzında da çorap. Ama or... bak, bu country müziğin getirdiği this bir şey. This is a country music çorap, bir çiçek... farklı farklı. Ben buradayım, bakıyorum. Doğru düzgün yürü. Hatice. Hatice. Evet, ismini de ilerliyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Tanışıyorsun. Evet. Benim bir şiirim vardı, evlenme teklif edeceğim. Evlenme teklif... Onu hatırlayamadım. Ulan evlenme teklif edeceğin biri var mı şu hayatında? Yok. Yok da şiirini mi hazırladın? Ziyan olan bir şiirdi. Abi gerçekten ya. Erdem sen olursa diye aniden. Söyle. Adam resmen yürüyemedi ya. Allah yürü. Kitlendim ya. Doğru mu canım bu arada? Sen onlar yokmuş gibi düşün. Şöyle olsaydı, ben şu an hikayeyi değiştiriyorum. Erdem belli ki yani... O bana etsin. Allah Allah. Hatice sen et. Gerçekten hayatında yani normalde... Kaç kapı bırakıyorum değil mi? Aynı sal kendini sen. Sana kolay rol şu an. Yani Hatice'yi ben de evet. Şu an evet. Bana geçtim. Hatice teklif etmiş, şuna utandır bir. Hatice'ye bir destek alkışı olarak. Ya gerçekten. Yaparsın ya. Bakın yaparsın. Programım daha birinci bölümden boka saramaz. Ben 5 yıldır buraya bana dediler ki oyuncu çağıralım, böyle risk alma, bunlar nereden oynayacak, heyecan yaparlar. Bunları lütfen gereken cevabı ver. Söyle. Evet. Saydır. Seni gördüğüm ilk andan beri hep bu anı düşünmüştüm. Evet. Düşünüyordum. Söyle. Çekinme. Evet. Evet, şöyle bak. Gel. Yap veriyor bu arada. Oh, aldın gitarı. Abicim, bakın arkadaşlar, i̇şte konseptimizde bunun gitarın arkasına saklanması yoktu. Konseptimizde Türkçe bölümlerde Abu yardımcı olacaktı. Ve şimdi her zamanki şeyi yapıyorsun. Gitarı aldın abi, yok. Sen de her zamanki şeyi yapıyorsun. Ben İngilizce de yardım edeceğim. Tamam. Her girişini yapsın. Tamam lan, butona basıyorum. Gel, basıyorum. Let's continue in English. Evlenme teklifin İngilizce. Türkçe olan şeyi daha çok zorlaştırdınız ama şimdi. İçinde bildiğin kelimeleri düşün. Türkçe konuşma, hiç konuşma. Sadece İngilizce bildiğin kelimeleri düşün. Neler biliyorsun? Hangi kelimeleri biliyorsun İngilizce? I love you. Tamam başla. Evet, çok güzel. Evet. Yeter bizim için. I love you. Devamında kelimelerle de anlatabilirsin derdini. Sen de biliyorsan biraz destek ol. Ahutuba diyor ya, evet, eğer yes. Bu yolda beraber ilerleyeceksek biraz sonuçta. İşte bu yolda beraber, together, road, bak kelimeleri veriyorum, ilerlemek, tamam mı? Progress, walk,
Söylesene kızım, evlen. Bana niye teklif ettiriyorsun? Okay. Bu okula gitti mi? Bir şey söyleyeceğim. Üniversite gerçekten en küçük ya. Okula gitti mi bu? Gitti mi okula? Biraz çok çalıştık. Lan niye şüphe ediyorsun? Gönderdik çocuğu okula. Şimdi çok olunca kafam bir karışıyor ondan. Ha sen kimin ne zaman okula gidip bitirmediğini düşünüyorsun? Evet. Bir şekilde okula giderken gördünüz mü? Evet. Evet. Hatice. Ben onlardan ayrıyım şu anda. Türkiye'de nerede okursan oku. Kardeşim mutlaka öğrendiğin birkaç kelime vardır. Bu görevi Hatice. Evet bu sana sattı biliyorum ama söyle. Evlilik ne demek, evlenmek İngilizce biliyor musun? Mary. Mary. Kim o kedi? Sen mi söyledin? Kardeşine kedice suple verdi. Evet gerçekten. Devam et. Ben işim go var biraz. Go evet evet güzel. Evet. Go to the dünya evi diyeceksin. Arkadaş az önce reji şunu dedi kulağıma. Seyirci çok iyi. Seyirci çok iyi ama önde 10 desibel fazla gülen birisi var dedi. Kameraya onunki milletinkinden bir saniye önce gidiyor sürekli dedi. Ve biz bunun nasıl montajını yapabiliriz? Söyle dedi. Mümkünse aynı anda gülmeye çalışsın insanlarla. Go to the dünya go evi. Go to the Merit. Müthiş, muhteşem bir gramer. Şimdi ben bunu yazacağım. Arkadaşlar donumun altına yazıyorum tarihe geçsin diye. Go to the... Balayın. Tamam bak buna dikkat et. Tamam. Sorarlar işe girerken 100 yıl sonra. Bu da Merit. Neyse en azından birkaç kelime duymuşsun. Evet. Benle evlenir misin ne demek? Onu bilmiyorum. Will you marry me? Hocam o kadar da bilmiyorum diyor. Söyle sen. Will you marry me? Will you make me? Daha kolaydı. Erdem sen okula gittin mi? Bak şu kıyafeti giydin bana tuvalet çömelmesi yaptırdınız. Evet. Orada evlenme teklif ettiler mi? Çocuğa düşün will you marry me? Hatice. Will you marry me? Evlenme... Ya gerçekten evlenme teklifine sıçayım ya. Tamam. Evet. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bence gayet bok gibi bir İngilizceniz var. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bilim bilimi. Bir gün belki. Bir gün bilgi bilim. Bakın ben şimdi Evrencan'a yürüyeceğim. Gel. Yani yürüyeceğim derken sen de Erdem bak seyret. Türkçe yürüyorum. Butona basıp değiştirmiyor musun? He İngilizce mi yürüyeyim? Hayır canım Türkçe yani bir daha basıp. Switch yaptın sen tekrardan tamam. Evet. Pardon ama o... Neyse. Olur yani kimse de onu hani varmış gibi hissetmem. Neyse hani. Şöyle bir konuştuklarım şöyle olur insan. Sen buranın cateringine bize kaç para teklif çektiler biliyor musun? Bu kameraman dediği az önce konuşurken dedim ki niye iki öğün ve hatta sabahtan beri üç öğün sürekli et odaklı yemek yiyoruz? Abi kameramanlar et seviyor. Niye bunlar hiç hayatlarında et görmemişler? Bakın sizin şöyle bir adınız çıktı arkadaşlar. Bak Allah... Allah yarabbim. Bak neden? Birisi söyledi bana. Bu bilgi kim verdi bana ya Şenay? Sen nereden? Sen nereden? Sen kameramanların etçil olduğunu nereden biliyorsun? Protein istiyorlar yani. Bana dedi ki abi kameramanlar et seviyor dedi. Yani neden kameraman ırkının yani yediği şey mi bu? Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim Evrencan. Bugün evlilikten yana bir tane daha temam var. Çok özel. 4 kişi lazım. 4 kişi istiyorum. 2. 2 kadın 2 erkek. Sen gel lütfen. Bir de yaşlıca demin... İsmin ne? Osman hoş geldin. O grupla ilgim yok. Çocuk utandı. Osman'ın babası olabilecek. Yani mahsuru var mı efendim sizi fularınızla almamda? Lütfen. Evet, yan yana lütfen. İsminiz neydi? Erkan. Erkan Bey. Osman sen oturma. Babam. Babana mı? Sen babanın... Bak adam sizden o kadar bıkmış ki ilk kez gördüğü birisine baba demeye razı. Babası mı? Gerçekten babası Evrencan. Mı? Evrencan.
Bak sen... değil, değil mi yani? Pardon, ben... Bir tane de böyle nasıl biliyor musun? Böyle o gıcık kaynana vardır ya, kim var aramızda? O böyle pislik, asla yani. Siz lütfen gelebilir misiniz? Gel. Gel be. Ben sende... Ben senden kaynana yaratacağım. Arkadaşlar, bir tane küçücük bir kız alacağım. Minnak bir kız. Gelsene canım, gel. Gel, gel, gel. Ay. Şimdi, bak baba Osman'a kız istiyor. Evrencan da kız tarafı. Siz de kızın anasısınız. Kızın babası yok mu? Kızın babası yok. Kızın abisi var Evrencan, tamam mı? Heh, ben okay. Abi, okey. Sen zaten kız olmayacaksın zaten. Yani. Benim için fark etmez abi, gerçekten. Bir dakika, şimdi soruyu... Evrencan benim oğlum mu? Mahsuru var mı? Yok canım. Kendine mi layık görmüştün az önce oradan bakınca? Yok, hani ben yaş farkı, bir şekilde yaş yürürüm farkı müsaade etmez de Evrencan'ın başımızın üstünde yeri var tabii ki. Küçükmüş zaten çocuk, 24 yaşında sen. İşte onu diyorum, o yüzden oğlum olur, dizimin dibine gelsin diyorum. Gel. Şöyle o zaman. Evlatlarımı bakın, dizimin dibinden ayırmıyorum. Gel kızım. Müge miydi? Mine. Mine de gerçekten çocuğunu zorla piyano kursuna gönderen anne tipi var. Gerçekten ama. Yani gerçekten ama. Var gerçekten. Ben gitar istedim aslında ama o piyano istedi. Siz? İsmin neydi? Tamam. Gül, seni istiyorlar. Annan ve ve abin vermiyor. Abam. Tamam mı? Bunlar da gariban. Bir dakika, tek isteyen ben gariban miyim? Gariban. Sen baba olarak istiyorsun. Tek, biz kardeş. Yani isteyici taraf, erkek tarafı benim o zaman. Siz kardeşsiniz. Ya arkadaşlar. Sen şu adamla kız istiyorsun, tamam mı? Bu üçüne bakıp bunu istiyorsun. Anasına bakıp kızını istiyorum. Yani... Yani teknik anlamda değil ama evet öyle. Buyurun. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Gençler uzun süredir görüşüyorlar, birbirlerini tanımışlar. Hayırlısıyla oğlumuz Osman. Mine, mine. Benimsin anlamında. M-I-N-E. Vay, anne İngilizce biliyor, çocuğunu zorla piyano kursuna gönderiyor. Tam boşandığım kadın. Evet. Bakın. Siz düşman aileler olun. Seferoğulları gibi. Buyurun düşman aileler. Ona göre konuya girin lütfen. Hemen pat diye istenmez. Zaten 100 yıl düşmansınız. Efendim, tabii ailelerimiz arasında yıllardır bir takım münasebetler var ama aşk başka biliyorsunuz. Onun önüne geçilemiyor. Gençler de birbirini sevmişler. Aslında sizin eşinizi ben çok eskiden tanırdım. Eskiden çok çok iyiydi aramız. Benim Allah de eskiden iyiydi aram. Evren, bence aralarda artık sen... geleceğe bakmak lazım. Lütfen. Ne yapayım? Geçmiş olmak lazım. Öyle değil mi efendim? Böyle bir şeyler yani mi yapayım? Artık gelecek gençlerin hayatlarını kuracaklar. Dayı, sadede gel. Sadede gel. Oğlumuz Osman'a, kızımız Gül'ü Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istiyoruz efendim. Şimdi bana kalırsa ben vermem de, beyim yok, bir oğlumun fikrini alayım. Dur kız sen bir. Sen bir dur. Ben çok... Biz nereliyiz bu arada, ona göre oynayalım. Kastamonuluyuz abi. Bana kalsa ben karışmam çünkü. Bu, siz Kastamonulu olun. Kastamonulu, tamam. Gül kızımız bize bir kahve yapmayacak mı ya bu arada? Bir dakika, biz belki bu durumu değerlendireceğiz, ona göre kahve yapılacak. O kadar prodüksiyonumuz yok arkadaşlar. Bu arada değerlendiririz ya, kahvemizi içeriz. Bence vermeden biraz bekletelim ya. Bekletelim. Biraz heyecanlansın. Biraz kanırtmak lazım. Kanırtma işini ben yapıyorum, bir saniye. Let's continue in English. No. No, mommy. Her şey çok daha kolay oldu, değil mi? What's your job, my boy? My boy ne ya? Dur şimdi, araya girmen lazım. Sana malzeme sen vermeliyim. Ağzına dur. Tamam, buyurun, devam edin. I'm an engineer. Ulan onu öğrendiğin ilkokul kitabında yazıklar olsun ama güzel oldu. En azından burada işe yarar. Arkadaşlar, donumla siliyorum, sonra demeyin adam pis. Onu başkasına vermeyeceksin, değil mi? Giyecek birisi. Kazanan giyecek. Buyurun, my boy. Sen kızını verme. Asla. Bakın buyurun. Amaç money. Mount. Important, you know? I'm making good.
Well, good. What? What good? Good is enough. Enough for your. My English is enough, but it's not enough for for everyone. Yes, yes. What? Monthly. What? She will live better life than she used to be. Ben çevireyim. Allah Allah. Çevireyim. Ben çok güzel yaşatacağım diyor. No. No. And by the way, you don't know, but we studied together. In same we don't know. Yes. Really? We know. Why we don't know? Gül. She ulan didn't share. Really? We don't know. Don't. Ben çeviriyorum. You were together. Yes. Really? Okay. Okay. Gül. You wait. you study together. We don't know. Why we don't know? Cevabını ver. Diyor ki beraber okumuş. I was scared. I didn't know what you're gonna say. Evet. Buraya bütün lümpenleri, zenginleri almışız şu gruba. Yurt dışında kendilerini okutmuş herkesi İngilizce konuşturuyorum ayağına. Yes, evet. you should be scared. Yes, scared of me. Evet. Bu çocuk da bunu bakın eskiden İngilizcesi çok iyiydi. Türkü okuyor okuyor cover yapmaktan böyle oldu. Gerçekten bu çocuğa annesi her türkü yapışında cover diyor bize yakıştı mı? Bu yakışıyor mu bize? Korkusundan çocuk türküyü country müzik yapmaya çalışıyor. How long have we been together? 15 years. And there is a secret. What? Yes. How can this be possible? Gül, why? Should we explain them, your roommate? Yes. Merve is me. Roommate. The Merve, you go all the time for study. Is that this boy? Heh. I knew something was going on. Yes, yes. Yes, yes. No miss. How can you? Heh? How can you? Not telling me. I was in love. Evet. You're in love. Dur. Bunlar İngilizce kavga ediyor şimdi. Yanlış anlayacaklar. Birbirine girecekler. Basıyorum. Arkadaşlar. Continue in Turkish. Hamile misin kız? Doğru söyle. Gerçekten. Aşk olsun benim oğlum öyle bir şey yapmaz. O daha da kötü. Kızım bak. Aşk olsun benim oğlum öyle bir şey yapmaz derken ne demek? İşte o. Neyse seni affediyorum. Sorun yok. Zaten başından beri aksanım buydu yani. Şaşırmanıza gerek yok. Neyse ben seni affediyorum. Sorun yok. Ben de bir kere aşıktım. Çok kızım, sevdim. Benim vermeme bir şey kalmamış bence zaten. Anneni karıştırma. Bana bakacaksın. Benimle konuşacaksın. Siz de bana müsaade edin 5 dakika. Şimdi bak. Müsaade sizin gözüm. Bir daha böyle bir yalan görürsem. Nasıl bir yalan? İkinizi de şişe geçirir kebap niyetine yerim ona göre. Al canım. Kendini savun. Bak bir daha. Ezdirme. Merve diğer. Bırdı dıvırdı. Ve hiçbir yalan görmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Sen yaparken iyiydi ama. Seninkileri sakladım ben yapabilirim. Benim hakkım var. İlk neden? Ben doğdum. Tamam mı? Buna karışamazsın. Ben senden büyüğüm. Saygı duyacaksın. Bu çocukla her nereye babasını gidiyorsan çekmiş bu ya. Bana konum ben atacaksın. Böyle büyütmedim vallahi. Ben bu gitarı bunun çaldığına inanmıyorum. Ben de. Nereye gerçekten gidiyorsanız inanmıyorum. Bileceğim. Anlaştık mı? Tepeden. Anne ver. Eyvah abim yani. Anne ver. Ver tamam. Emin misin? İyiyim. Parası da varmış. Aylık kaçtı abi? İngilizce olmadı da tam. Erkeğim var sorulmaz. İyi kazanıyorum. İyi. Bir dakika. Osman. Yes. İyi kazanıyorum. I'm making good. Good enough. Good enough I have future plans. We are creating a new NFTs. Osman da öğrencim bu arada. Yeni başladı. Osman'ın üstüne yattım şu an. Değil mi? Yatırımı siz yaptınız. Zor bir arazi almış mı? Yes. Beni de öv. We will live in metaverse together. I had land right now. Bunlar hayaller alemde yaşayacakmış anne. Biz de birlikte yaşıyoruz diyor. Fark etmez meta. Birlikte yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz kızım siz? Nerede yaşıyorsan bana konum atacaksınız. O çok önemli. Metaverse anlamam. Bir sor bakayım ne kadar arsası varmış. Ne kadar arsa? Metaverse or real life? Metalife. Oğlum nişan taşıdık yoksa olur söylesin ayıp değil. In Maslak
the quarter of Maslak? Maybe. Maslak da söyledi. Maslak mı? Yes. Maslak'ın yarısı sizin mi? Quarter, not there, not yet. Baban gel, kim gerçek baban? Verdik biz. Şu an, arkadaşlar şu an oyundan verdik çok daha önemli bir şey var. Gerçek bir baban var mı? I don't have relative here first. Burada değil. No, no relative here. Seninle akrabalığı var mı? Senin neden Türkiye'de paran yok? İngilizce mi? İngilizce mi? Kim İngilizce mi? Şu an bir dakika Maslan çeyreği falan dedi. Arkadaşlar sokayım İngilizcenize ya. Şu çocuğun babası kim? Teşekkür ederim. Öğrencan sen İngilizceyi nerede öğrendin? Şeyde ortaokulda özel okula yazdırdılar beni. Evet. Yani doğru bir eğitim alıp sonra işsiz kalmak tabii bu ülkede vazgeçilmez. Ha ne okudun? Şu an yani üniversitede su bilimleri okuyorum gibi. Ha tamam. Okuyorsun. Okuyorum. Su bilimleri. Su bilimleri. Öyle bir bence su ürünleri bölümü olmasın. Su ürünleri çok böyle hani değiştirildi işte ismi. Aa. Çünkü hani bir şey olamazsan su ürünleri olursun. Onlar da su ürünleri böyle olursun. Balık olursun mesela. Hani ben de ahtapot oldum. Balık değil de. Dedim bari havalı bir şey olsun böyle kollarım şey olarak. Gibi yalnız. Böyle batak firmalar isim değiştirirler ya tekrardan gündeme gelmek evet işte, için. Su bilimleri o yüzden. Çok küçük böyle birkaç cümle bir şarkı söylesene ya. Nasıl? Well you done done me in a bed I felt it. I tried to be chill but you so hot that I melted. Fell right to the cracks. Now I'm trying to get back. Çok güzel. Mesela bunu şarkı olmasın normal düz söylesen. Bunu düz söyleyebilir misin? Düz. Düz. Well, you done done me when I fena felt it. Evet. Tried to be chill but you so hot that I melted. Borç istenmesinden hoşlanır mısın? Ya borç istemekten hoşlanabilirim bazen. Hiç borç ister misin arkadaşlarından? Tabii isterim ama test etmek için yani gerçekten arkadaşlarım mı diye. İhtiyacım olduğundan değil. En son ne zaman borç istedim? Var mı öyle yan şey? Pandemide istedim. Bir tane araba alacaktım. Oo. Bir tane sanatçı arkadaşım. Sizde borçlar böyle. Çok güzel bir araba. Bana ne cevap verdi? Bodrum'da yeni ev aldım ya babama dedi. O zamanlar biz tanışmıyor muyduk? O zamanlar tanışmıyor. Çünkü genelde benle tanışanlar benden ister. He. Ya burada mesela olayı çok dramatize etmeyelim ama ben benden borç isteyene vermek zorunda hissederim. Çünkü ben bana kadar geldiyse olay. Şimdi bugün şu anki konseptimiz, temamız arkadaşlar borç isteme. Ben çok iyi borç isterim ve gerçekten de alırım. Kim var? Bir erkek alalım. Gel. Evet. Ben yani kimseye borç vermem. Benden kimse kolay kolay borç alamaz diyen. Böyle bayağı cimri, pinti. Gel o gel korkma gel. Ya. İngilizce konuşturmayacağım gel. Evet. Aman. Herkese merhaba. Hadi gel başlıyoruz. İşimiz var ya. Adın ne? Kübra. Kübra, kürklü Kübra. Merhabalar. Kürkünle mi geleceksin? Evet. İçinde ne var? Dön bakayım. Böyle çıksam olur. Niye içinde hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun? İçimde hiçbir şey yok. Belki de yok. Sen niye karışıyorsun? Oturun buyurun. Gerçekten içinde hiçbir şey yok mu? Ya yok. Var da yani. Kendimi daha güvende hissettiğimi diyor ki tabii ki de var. Biz sen değiliz. Burada herkes açık olacak. Bak ben bu donumu buraya boşuna mı koydum? İlham versin diye. Adın ne Kübra? Senin Kübra. Adın? Burak. Burak. Evet. Merhaba, Burak. Hoş geldiniz. Bir tanışır mısınız İngilizce? My name is Burak. What is your name? Kübra. Thank you. Bravo. Başka İngilizce tanışır mısın? Bir şeyler söyle Burak. How are you? Ben olsam bu tipe ne var you derdim. Not bad. Tamam. Sen güzel konuşuyorsun. Çok kötüydü. İngiliz ya biz not bad dedin. Ne kadar kötü olabilir not bad demen? Çok güzeldi size bu arada. Size dedim. Ne? Sizin esprim. Benim esprim kötü olamaz. Gülün. Benim esprim kötü. Evet. Mükemmel. Not bad. Vallahi salarım ha. Evet. Biliyor musunuz benim İngilizcem çok kötü. Kanka gittim direkt bıraktım. Evet. O kadar kendimde ışık görmedim. Bunu yayınlasak bizi etkilemezdim. Bunu etkiler. Ya o saydığın yerlere herkes gidiyor. Sen niye bize gelmiyorsun? Bu arada seni buraya ne getirdi? Biliyor musunuz arkadaşımın teyzesi bizi yönlendirdi. Evet senin teyzeni. Kafana atacağım şimdi ya. Bakın arkadaşlar,
ne yapabilirim? Yani benim genç bir kitleye hitap etmem için ne giymem gerekiyor üzerime? Bu nasıl gelişti gerçekten sizin için? Bir şey oldu Evrencan, bak sana da sorayım. Sen mesela beni yaşlı mı görmüştün normalde? Yoho. Yani ben cevabı niye veriyorum? Naz böyle yaptı. Beni geldi gördü dedi ki oha dedi yarısı yok Taner'in dedi. Yani o ne bekliyordu biraz ise. Biraz daha hani yaşlı gözüküyorsun kamera karşısında yani derslerde. Şu ama an genç. Burada gayet tatlısın. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. Güzel güzel. Evlendin değil mi? Hala nişanlıyım. Evlenemiyorsun ekonomik krizden dolayı. Hayır, Mart'ta düğünüm var, davetlisini. Bak şimdi zaten konu çok burada basit. Burada herkesin içinde davet ediyorum, sonra davetiyeni getireceğim. Bir daha evlenme teklif ettin mi? Tabii ki. Nasıl ettin? Çok basit sen oldu. Sus. Nasıl etti? Sen misin karısı? Evet. Nasıl etti? Nasıl teklif ettin? Doğum günümde direkt yüzüğü parmağıma taktı. Hediye olarak onu verdi. Yüzüğü parmağına taktı. Evet. Böyle barzo gibi aldı. Fakat sen daha iyi yaparsın. Olabilir mi kadın? Bir canlandırabilir misin tam olarak ne yapmış olabilir bu hayvan? Nasıl? Bak direkt yüzüğü taktı diyor hayvan. Tamam işte ya falan. Çok da uzatma demek. Herkes hediyesini veriyordu. Benim de hediyem yüzüktü. Ve hiç diz çökmedin mi? Hayır. Yani bir diz çökmeye gerek duymadım. Şurada yapar mısın bu kıza? Ne yaptın o kıza? Lütfen. Evet. Ya bir yap. Ne yaptın evlenme teklif ederken? Bir ceketim vardı. Yüzüm cebimdeydi. Sen de mi nişanlısın? Hayır yok. Sevgilim var ama değil. Ya hemen burada... Görüntülü arayın, o etsin art. Evet, borç iste. Borç isteyeyim. 5 koyacağız, 15 alacağız bir gecede. Evet. Size niçin inanın? Dün bir arkadaşım, yani çok büyük bir tüyo almış. Abimin arkadaşı kendisi. Yani şu an söyleyip kârım onlar ortak etmek istemiyorum. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Bak yemin ederim kimseye söylemedim. Kur'an evliya çarpsın. Vallahi billahi. Eğer bak vallahi ben sana paranı akşam geri göndereceğim vazgeçersen. Ver bende dursun yatırımı yapayım. Söz veriyorum. Bak vallahi billahi Kur'an çarpsın eve gitmek nasip olmasın. Vallahi billahi diyorum sana ya. Abi Kur'an çarpsın İngilizce duyabilir miyiz ne olur ya. Baba. Abi ne olur ya. Abi ne olur ya. Let's continue in English. Şu az önce ettiğin bir sürü yemin vardı. Neydi lan onlar? Adam bak o kadar İzmitli ki. Üç cümlesinin iki buçuğu yeminden oluşuyor. Ve, Allah. Ve çarpılma. Ya gerçekten ya. Sen İzmitlisin değil mi? Gebzeliyim. Evet. Üç cümlesinin üçü yemin oldu böylece. Az önceki yeminler neydi? Bir daha söyle. Allah belamı versin, Kur'an çarpsın. Bak yemin ediyorum. Eve gitmek nasip olmaz. Hatta yardım al İngilizce bilen arkadaşından. Çek onu yanına. Baba yardım et. Tabii ki. Evren yanıma gel, sen bana biraz destek ol. Ben senin hep yanındayım kardeşim. Göstermesin. Hatta sende varsa 3-5 kuruş da sen koy beraber ortak olalım. Yemin ederim. Beni sokma. Öyle böyle kazanmayacağız. Beni sokma. Ben sana tercüme yapacağım. I swear, I promise. Ne dedin? I swear, swear. Sen de tekrar et. I swear. I promise. I promise. Vallahi billah. Allah belamı versin bak Kur'an. Şu sahneden şuraya inmek nasip olmasın. Ver 20 lira bak nasıl 50 lira oluyor yine. Seyret. 50 lira to 5000. Bu arada nereye yatırıyoruz? Ne oluyor? Ya sen bana gönder. Eğer kazanamazsak ben sana iade edeceğim. Söz veriyorum bana. Delikanlı söz. I will give it back. I will give it back. I will give it back. If I don't, yes. If I don't, yes. Oh, okay. If I don't win. If I don't win. If I don't win, yüzüme tükür diyeceksin. Allah benim belamı versin. You are so dangerous. Evet. Ben şimdi anlamadım ama ne dedin bana. Ben bu abi moda şu, giremem ben anlamazsam. Ne kadar iyi iki tane insan var dedi etrafında. Evet. Ne kadar çok iki güvenilir. Tane iyi güvenilir. Evet. Seni çok güvenilir bulmuş. Ben hayatta inanmam bana öyle bir şey dediğine. Trust me. Trust me. Onu şeyle mizacınla ver. Trust me. Ya trust me ya.
Trans mi? Oğlum o trans, trans mi diyor? Trans, ben bir transım. Bak ben sana yazayım mı? T-R-A... T-R-A... T-R-U-S-T diyeceksin, trust. Trax. Trans. Trax. Bir daha trans. Sen çok güzel söylüyorsun, bir daha söyle. Trust. Trust. Trust me. Trust me. Trust me. Mürsel şu çocuğu. Ha? Bu çocuğu da ilkokula yazdırdım. Evrencan, sen borç ister misin? Bakalım İzmitli nasıl cevap verecek? Türkçe istedim. Türkçe, Türkçe. Abi vallahi çok... İzmitçe. Ha, tamam abi vallahi çok, çok iyi işe girdik. Gerçekten arkadaşlar falan çok destekliyor yani. Sıkıntısı olan bir işti, çok temiz bir iş. Bir alıyorsun, 5 veriyorsun, 4 alıyorsun, 8 bazen gidiyor kaybediyorsun ama kaybettiğinde panik yapmazsan çok iyi kazandığın bir iş. Yani özetinle kazanıyorsun. Vallahi kardeşim benim birader girdi, daha yeni battı. Ben yeminliyim. Ama şimdi bak biraderin benim gibi arkadaşları yok. Benim arkadaşlar hep takipte. 7/24. Vallahi billahi bak çok iyi devirde, tavsiye, çok... ben bu devirde düğün yapıyorum. Ben düğün yapıyorum yani... derken niye bu hareketi yapıyorsun? Yani bu devirde düğün yapmak kolay mı bir yani? Tek ben mi gördüm öyle bir şeyi? Vallahi billahi bak çok bu iyi devirde, tavsiye, çok... ben bu devirde düğün yapıyorum. Bunu yapmadım, ben düğün yapıyorum, kolay mı buna dayanmak? Aslında ben muhabbetten düğün çıkıyorum. Yapıyorum derken o hareketi yapmaz. Böyle ben düğün yapıyorum, kolay mı? Ben yaptım, evet. Kesinlikle bize bir verirsin, 5 alırsın. Hatta sen de ki ben paramı çekeceğim, ben sana yarın vereceğim. Bak bir arkadaşım da böyle diyordu. Hemen yarın vereceğim parayı. Vallahi dostum olsa dükkan senin. Yani ben, ama sizde... Ben de yok, ben veremem. Ama sen bak, de... Ben vermeye alışkın bir insan değilim. Ya evet. Kardeşim bak... Eleni korkak alıştırma. Vereceksen ver, gözünün başının sadakası olsun. Çok şükür öyle sadakalarım var. Evet. Öyle bir yatırımlarım var geleceğime. O zaman ya, Ramazan'da geleyim ben. Bayramda geleyim o zaman ver. Ya artacak... Allah razı olsun. Ben o tarihte yurt dışındayım. Aa, bu diyeyim. Vermiyor para bize. Bu gerçekten vermiyor. Para alabiliyor ama veremiyor. Ben vermeye programlanmamışım. Hayatta veremem. Yani istemediğim kişiye sevgimi bile veremem. Abi adama para cimriyi oyna dedik. Yani adam gerçek cimriymiş. Evet. Ama sen daha şu kızdan... Bir kuruş alamadın, ne yapacaksın? Real de alırım. Real de. Real bırakalım mı? Bırakalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Sağ olun. Kardeşim al. Al 20 lira versene. Giderken 20 lira versene diyor. İzmit'te tanıdığın var mı hiç? Benim dedemle dayım İzmit'te yaşıyor, Kocaeli'nde. İzliyor musun hiç yanlarına? Çocukluğumu ben orada geçirdim. Ne var İzmit'le ilgili hatıran? Yani sağlıklı bir çocukluk geçirmemi sağladı. Saklambaç oynadım. Tabletle, telefonla uğraşmadım. İzmit'le ilgili. İzmit'ten dolayı mı yaptım bunları? Yani şöyle bir ortam. Site olduğu için herkesin müstakil evi var. Ve çocuklar sokakta oynayabiliyor. Sağlıklı çocukluk geçiren son nesilden biriyim yani. Evet, biz de öyleydik ama. Demek ki size de yetişmiş yani. Evet. Ben hep kendimi son nesil zannederdim. En son hatırladığın en nostaljik şey ne? İşte bayramlarda o çıt pıtlar gelirdi böyle çıt 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 duvara sürtünde böyle çatlayıp. Şatafat patlayıp. Mı neydi o? Çatafat. Ondan sonra kız kaçıran vardı. Böyle havaya. Vardı. Evet. Ondan sonra küçük dinamitler vardı. Bayağı holigan mısın sen? O zaman nasıl müzisyen oldun? İşte bunları göre dedim yani... ki bu işler... Yani kız kaçıranla başlayan bir hikaye nasıl böyle minnoş bir kalbe bu yetenekli ellere dönüştü? Bak bunu kimseye söylemem ama böyle bağlamam yani. Çok sağ ol, ay çok tatlısın. Vallahi kardeşim. Vallahi bilmiyorum işte akış oraya yönlendirdi. Evren. Aynı senin. Güzel bir şarkı söyleyelim mi? Tabii söyleyelim ya. Ama şey yapalım bak şimdi dur. Bende ne var elimde? Evrencan arkadaşlar buraya kadar gelmiş bu kadar yetenekli bir adam gerçekten bir şey söylesin istiyorum ama bize de hitap etsin yani. Mesela zaten en büyük sorunumuz bu. Seninle şöyle bir çalışma yapmak istiyorum bugün. En büyük hayalim böyle güzel bir türkü. Mesela Türkçe sevdiğin türkü ne var? En sevdiğin türkü. Zaten türküler Türkçedir kardeşim. Ama ben senin için İngilizce de yaparım. Ben sonra. Yalnız türkülerde biraz modum değişiyor. Böyle hafiften sıra gecesi moduna dönüyorum da şimdi şu götürdeki hayır öyle diye bir türkü yapmayalım. Hayır hani be. Hani çiğ köfteli mu? Değil de daha böyle soft. Ben o moda giriyorum. Yani öyledir yani bir kültürdür senin o yani. Senin sevdiğin bir türkü var mı?
Ya Burçak Tarlası'nı çalalım. Ne? Kız türküsü o be. Niye abi? Eydi nefesin o mu? Evet abi. Bir söylesene onu Allah aşkına. Abi... Kızlar söylüyordu orada aklımda kalmış. Demek eskiden kızlar söylüyordu. Sabahtan kalktım da ezan sesi var. Ezan sesi dinler. Güzel türkü. Burçak yası var. Bakın şu deyusa kaç tarlası var. Burak. Aman da kızlar ne zor imiş burçak olması. Burçak tarlasında yar yar yeliğin olması. Eydir nefesini yar yar kalkar da giderim. Evini başına yar yar yıkar da giderim. Benim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Evet Evren Can'ı İbo Çoğaşevir. Niye bir daha alkışlayalım Allah'a? Ben gerçekten bu programın iki şeye dönüşmesinden çok korkuyorum. Bir İzdivaç, iki İbo Show. Ve nedense öyle kodlanmışım ki sürekli olaylar o yöne gidiyor ve tutamıyorum bir şekilde. Ama gerçekten çok teşekkür ederim. Demek. İnanılmazsın. Sağ ya ol. Boyunun benden uzun olması çok rahatsız edici. Ama yine de çok yani sorun bana yok. Çok bakma ya. Sorun öpüşmeyelim artık. Evet. Yani. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Acayip yeteneklisin. Çok sizlere, teşekkür ederim hepinize. Şey yapalım mı? Normalde benim konuğu göndermem gerekiyor. Yok gideyim ya. Beraber mi çıkalım diyecektim ama. Yok ben gideyim. Bir git bir arkandan. Gerçekten çok güzel bir program. Hayırlara vesile olsun. Ben de biraz konuşayım. Hayırlara vesile olsun. Ben tamam. De çok eğlenceli. İnsanları bir araya toplayan. Şey yapmayı düşünüyorum. Şarkıyı söyledin ya. Bu kıyafete uyumlu olarak o şarkıyı bana montajlayacağız. Tamam. Ha yavaş çıkacak mısın? Sen çıkacaksın. Herkes gittikten sonra ben bu gitarı alacağım ve. Tamam. Sonradan kayıtlı her şey yani. Yapabiliriz değil mi? Kesinlikle. Ve çok bir bakıyorsun, oha ulan bu adam bu şarkıyı nasıl söylüyor falan, sesi de çok benziyor. Tamam, böyle... yapabilirsin, izin veriyorum. Çok teşekkür ederim. Çok, ben de çok teşekkür ederim. Sevdin mi seyircimizi? Harika bir seyirci, inşallah. Devam edelim mi yapmaya? Tabii ki. Bu defa sizi. Arkadaşlar, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kardeşim. Kendine iyi bak. Yukarıda görüşürüz zaten, yukarıda bol bol. Görüşürüz, aynen. Seviyoruz seni. Sevgili dostlar, arkadaşlar, bizim bir ritüelimiz var. Ben heyecandan yine unuttum. Normalde buraya geliyorum. Normalde. Bakayım, o buralar dağınık ya. Yapamayacağız galiba. Sonra mı yaparız? Şunu alsam. Ama bu çocuk gitarına dokundurtmuyor ki. Neyse, yapmaya gerek yok. Sonra yaparız, daha devam ederiz. Herhalde batmayız değil mi? Şenay, bütün parayı harcadık mı buraya? Evet. Arkadaşlar. Burada olmanız ya inanılmaz bir olay. Çok teşekkür ederim. Yani beni çok onurlandırdınız. Ya böyle onur böyle şeyler de çok sevmiyorum ama gerçekten çok mutluyum. İçten içe acayip minnettarım. Yani sizleri çok seviyorum. Vedalaşıyorum. Hep beraber bir dua edin diyeceğim devamı için. Lütfen duaları hani böyle El Fatiha'ya bağlamak istemiyorum ama bu gibi şeylerde Fatiha okunur değil mi? Evet. Bağlamak istemiyorum ama arkadaşlar lütfen giderken dualarınızı da eksik etmeyin. Devam edelim. Güzel şeyler olsun. Çünkü daha yeni başladık. Çok minnacık bir bebek ve şu an hepiniz buna eşlik ettiniz. Yine de sizin enerjiniz çok önemliydi ve bunu yakalayabildik. Yani acaba olabilir mi diyorduk ve yakaladık. İnşallah bir kusurumuz olmamıştır. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.